geldin bacım. Hoş geldin aşkım. Ali Kemal, güzel çayın var. Bak, çok güzel börekler getirdin. Ay vay 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 İpek bacım. Ya sen nerelerdesin böyle ya? Arada bir gel ya. Doğru söyle yani. Beni geldiğime mi sevindiniz yoksa böreklere mi? Aa, aşk olsun ama İpek bacım yani. E tabii ki de böreklere sevindik ya. Aşk olsun yani Arif. Canım sen bakma onlara. İşte akıllarınca eğleniyorlar. Mis gibi kokuyor ya. Şş, Ali Kemal. La oğlum börek son. Git çay getir. Evet doğrusunuz. Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şş, toprak şu şeyleri gazeteyi. He gazeteyi sevdim. Doğru oraya aç. Ya Allah'ım. Uy Arif abicim, dur ne düşün de o spor gazetesini öyle sermeden daha Trabzon haberlerini okuyacağım ya. Toprak sen boş ver Trabzon'u ya. Sen Fenerbahçeli ol ha. Çünkü Fenerbahçeliler ne zaman gazeteyi açsa hep galibiyet, hep galibiyet. Maşallah yani. Hep galibiyetmiş. Ya bizim var ya bizim, ha bu takıma sevgimiz mezara kadar. Böyle sen benim kolumu kessen, damarımı kessen, ha bu burnumu kessen, burada mavi akar yani sonuna kadar. Ya çenen çalışacağına illerin çalışsın hadi ya. Ha, evet Ali Kemal, hadi getir yani şu çayları, börekler soğudu. Ya tamam, geldi geldi, buyurun. Merhabalar arkadaşlar. Ha? Oo, afiyet olsun. Kaynanan seviyormuş Nuri Baba. Hadi gel bak, çok güzel börekler aldım. Yeni kahvaltı ettim. Afiyet olsun, buyurun. Alın bir tane Nuri Baba, çok güzel kokuyor. Vallahi güzel de gözüküyor. Bir tane alayım bakayım. İpek, bakıyorum hep buradasın. Vaskeye gittiğin yok galiba. Ya sen eskiden burada çalışırken bile bu kadar burada olmazdın. He? Ağam, göğsün gitsin canım böyle. Allah tekrarını nasip etsin. Ya ne yapayım Nuri Baba, kopamıyorum sizi. Çok seviyorum sizi işte. Tamam, benim bir itirazım yok kızım. Ben senin şoförlüğünden çok... Çok memnundum yani. Ne zaman istersen gel taksim burada. Geç işinin başına. Yani aşk olsun Nuri babacığım, aşk olsun. Ben Alanjini olarak burada yedek kulübesinde bekliyorum. Sen dışarıdan bir transfer yapıp sahaya sokuyorsun ya. Ayıptır ya, ben burada taksi diye inliyorum. Oğlum bize bayan şoför lazım, Allah Allah. Nuri babacığım sen bana bir fırsat ver. Olmazsa peruk takarım, mini etek giyerim. Vallahi benden çok iyi bayan oluyor değil mi? Ya Alanjini, hadi oğlum yedek kulübesine yürü ya. Üçüncü sayfada neler var arkadaşlar, haberleri görelim. Yabancı uyruklu bir kadın zorla tutulduğu bir evde balkondan atlayıp polise sığınmış abi. Bunlar da yabancı uyruklu kadınların sabıka dosyaları. Peki neden zorla tutuluyormuş, bilgi var mı? Her zamanki hikaye abi. Kadınlar fuhuşa zorlanıyor, adamlar da pasaportlarına el koyuyorlar. Fuhuşu kabul etmeyince de aklı başına gelsin diye bir hafta aç susuz bırakılmış. Arkadaşlar, bu fuhuş çetesinin nasıl işlediğini haber yapmamız lazım. Bu kızları ne vaat ederek buraya getiriyorlar? Sınırdan nasıl geçiriyorlar? İstanbul'da bu kızları neler bekliyor? Teker teker, kalem kalem araştırmamız lazım. Abi, yabancı uyruklu bir hayat kadını bulup konuştursak? Kötü fikir, korkar konuşmaz. Peki muhabbet tellalı bulsak, para teklif etsek, yani anlatır belki. Konuşmaz. Benim çok daha iyi bir fikrim var. İkinizden biri yabancı uyruklu hayat kadını gibi o çetenin içine girecek ve içeriden olup biteni yazacak. Çok iyi fikir Yavuz abi. Ben yaparım bunu. Yapabilir misin? Neden yapamayayım ki? İyi. Ama bir sorun var. Sen hiç yabancı uyruklu kadına benzemiyorsun ki, esmersin. Bize sarışın biri lazım. Bir dakika, bir dakika. Ben bu bakışları hiç sevmedim yani. Baştan söyleyeyim. Sen bu haber için yaratılmışsın deli kız. Doğuştan sarışınsın. Ufacık bir makyajla çok inandırıcı olabilirsin. Mümkün değil abi. Yani inandırıcı olmam mümkün değil. Bir kere bende hafif kadın havası yok ki. Duygu'nun saçlarını sarıya boyadık mı tamamdır bence. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun ya? Ha, bende hafif kadın havası var yani. Yok Duygu'cum, sen beni yanlış anladın. Ben hiç öyle şey söyler miyim? Yani sadece yabancılara benzersin demek istedim. Deli kız, bu haber senin ellerinden öper. Sen aylarca kimliğini gizleyerek taksicilerin arasında yaşadın. Onların hayatını yazdın. Kimliğini gizlemek konusunda epeyce tecrübelisin yani. Yavuz abi yapma Allah aşkına, yani ikisi aynı şey değil ki. Kızım ben mi gideyim? Oldu olacak, bana bir tane sarı peruk verin, bir tane mini etek, biraz da makyaj malzemesi. İş başa düştü değil, ben gideyim ha. Gülmeyeyim be. Bana bak, bu habere sen gideceksin deli kız. İtiraz istemem, o kadar. Bırak Yavuz abi ya, korkuyor işte. Durağı da kendine sevgili yapmak için girmişti zaten. Baktı bu iş zor, hemen kıvırıyor.
Ya ben gideyim diyorum işte. Tamam abi, ben giderim. Oldu bu iş. Selam arkadaşlar. Hoş geldin İpek Pampiş. Vallahi Nuri Baba haklı. Sen işten çok buraya geliyorsun. Yakında atacaklar seni. Aman atsınlar. Nasıl olsa duraktaki işim hazır değil mi? O da var. Ya şaka bir yana da ben size bir haber konusunda danışmaya geldim. Haber mi? Ne haberi? Ya şimdi çeteler yabancı uyruklu kadınları pasaportlarını el koyuyorlar. Sonra da fuhuşa sürüklüyorlar. Ya ben bunu haber yapmak istiyorum. Ay İpek Pampiş'in bir kadın olarak tamamen arkandayım. Yap tabii haberi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii bu bir insanlık dramı. Gazeteci olarak senin görevin de insanları aydınlatmak, bilgi sahibi yapmak. Evet İpek Cankuş, sonuna kadar arkandayız yani. Bu namussuz ırz düşmanlarının bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkart. Ama ben bunu tek başıma çıkartamam ki, bu yüzden de sizden yardım istiyorum. Yardım ederiz de nasıl yardım edeceğiz? Benim çeteye sızmam lazım. Bu yüzden de yabancı uyruklu hayat kadını kılığına gireceğim. Sen ve Arif de beni pazarlayan şebeke elemanı olacaksınız. Ne diyorsun İpek ya? Hayatta olmaz. Yani mümkünatı yok. Ya hemen olmaz deme Emre. Önce bir dinle. Neyini dinleyeceğim İpek? Neyini dinleyeceğim? Ya hayat kadını kılığına girip de çetin içine sızmak ne demek? Olmaz. Yani ben de muhabbet tellalı olamam ya. Yani ben ya küçükken ben pilot olmak istiyordum. Ben pilot kılığına gireyim olmaz mı? Ay süper aşkım ya. Ben pilotlara bayılırım. Lütfen pilot olur musun normal olarak ya? Harika abi, ne saçmalıyorsun ya? Biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? Abi ne bileyim ya, muhabbet tellalı olayı da ters yani. Hayat kadının kılığına girmeni istemiyorum pek. Git başka bir şey araştır. Ya Emre lütfen maçoluk yapma hemen. Ya her yıl binlerce kadın ev işi yapacakları veya çocuk bakacakları yalanıyla getirilip sonra da fuhuş sektörüne sokuluyor. Ya şimdi ben bir gazeteci olarak yani böyle bir araştırma yapmayayım da neyi yapayım sence? Sana sonuna kadar katılıyorum İpek Pampiş. Sen bakma bunlara, araştır tabii. Hem polise koordineye çalışacağız. Attığımız her adımdan haberleri olacak. Ya abi sen ne boşuna huysuzlanıyorsun be. Bak İpek sayesinde bir sürü kadının hayatı kurtulacak. Ya destek olacağına köstek oluyorsun. Biraz çağdaş ol be abi. Çıkar şu at gözlüklerini. Ya Emre desteğine çok ihtiyacım var. Tamam peki. Canım ya. Hiç kıramaz beni. Ay bir dakika İpek Pampiş ya. Ben de sana yardımcı olmak istiyorum. Hayat kadını kılığına girip çetenin içine sızmak istiyorum normal olarak. Süpersin Mermi'ciğim. Allah Allah. Sen niye hayat kadını kılığına giriyorsun şimdi yahu? El alemin derdi seni mi gerdi? Ya ben sevgilimin hayat kadını kılığına girmesine izin vermiyorum. Müsaade etmiyorum, kusura bakmayın yani. Ne oldu abi, atıp tutuyordun? Taktığınız at gözlüklerini. Abi o başka, bu başka. Ne alakası var ya? Ay sus Arif lütfen ya. Bu insanlık suçuna kayıtsız kalamam normal olarak. İpek Pampiş'e yardım edeceğim. Heh. Tamam o zaman. Yarın sabah bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Ya doktor, bu kılık kıyafeti, bu halimiz nedir Allah'ını seversen ya? Yani bir muhabbet tellalı olmamız eksikti. Ben de bayılmıyorum muhabbet tellalı olmaya. Keyfimizden girmedik abi bu kılığa. İpek'in araştırmasına yardımcı olmak için girdik. İyi de doktor, bu olmadı yani. Bana hiç yakışmadı bunlar ya. Gene bir pilot kılığına girsem fena mı olurdu? Abi dur bir Allah aşkına ya. Zaten başımızda yeterince iş var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu yanarlı dönerli kıyafetler yakıştı sana ha. Arif diyorum, abimsin diyorum, bozuşmayalım. Ya şaka yapıyorum, sevdiğimden takılıyorum be abi. İpek'in bahsettiği bu muhabbet tellalı nerede? Şu sokağa dönünce. Hadi yürü, yürü. Selamlar Cankucuğum. Selam birader. Eğlenmek ister misiniz? Elimizde çok hoş bayanlar var. Ha yok sağ ol. Bizim bayanlarla işimiz yok ya. Yani biz bir anlamda meslektaş sayılırız. Şimdi piyasa nasıl? Kırık mı? Canlı mı? Hani bayanlar kaçtan gidiyor? Bir onu soralım dedik ya. Abi. Birader bizim elimizde çok güzel kızlar var. Biz kızımızı istemiyoruz. Ülkeye yeni giriş yaptılar. Bunları piyasada satmak istiyoruz. Senin adını verdiler, yardımcı olur dediler. Polis falan değilsiniz değil mi? Ya şaka mısın sen birader ya? Bizde hiç polislik tip var mı? Ya şu tiplere baksana bir kere. Biz bildiğin lavuğuz yani. Lavuğuz şu an. Abi. Yani bizde en az senin kadar alçak pisliğin tekiyizdir yani. Senden namussuz olmayalım ama bayağı namussuzuzdur. Şerefsiz bildiğin ya. Sevdim seni. Tam psikopatsın ha. Ya abicim psikopat olmasam bu alemde işim de benim ya. Tamam o zaman. Ben sizi Nusret abiyle görüştüreyim. İşinizi ancak Nusret abi çözer. Ha, Nusret abi büyük patron mu birader? Yok, büyük patronun sağ kolu. Ha, tamam. Olur yani.
Akıllı olun kızım. Ya adam gibi yola gelip işe çıkarsınız ya da haftalarca yemek vermem size. Bu odada acınızdan ölür gidersiniz. Ama siz kandırdı bizi. Bize çocuk bakacak dediler. Biz fuhuş istemiyoruz. Uzatmayın. Ya hizmetçilik yapsanız ayda taş çatlasın $500 kazanırsınız. Ama benim dediğim yapıp işe çıkarsanız getirdiğiniz her $100'ın yarısını size veririm. Günde kazanırsınız $500 be. Biz istemiyor fuhuş. İsteseniz de istemeseniz de yapacaksınız bu işi. Ben bir sürü para ödedim Dimitri namussuzuna sizin için. Pasaportlarınız elimde. Eninde sonunda yapacaksınız bu işi. Nusret abi geliyor. Kim oğlum bunlar? Abi sen telefonda bahsettiğim arkadaşlar. Ellerinde kız varmış. Sen bir konuş istedim. Nusret abim elimizde iki tane çok güzel Rus kız var. Eğer fiyatta anlaşabilirsek verelim size diyoruz yani. Siz kimsiniz oğlum? Ben bu alemde herkesi tanırım. Ama sizi ilk defa görüyorum. Polis misiniz yoksa? Allah Allah. Polis değiliz ya, şairiz biz. Rus mafyası koca Igor'la çalışıyoruz. Kızları o yolluyor bize. Igor ha? Onu duymuştum. Nasıl, güzel mi kızlar? Vallahi güzel mi de laf mı abi? Yani kızlar güzellik yarışmasında birinciler ya. Başlarında bir taçları eksik yani, o derece. İyiymiş o zaman. Kaç para istiyorsunuz kızlara? Vallahi abi. Elini ver bir pazarlığa girelim ya. 5.000. Ya 5.000 ayakta olmaz. 5.000 olmaz. Maliyeti 5.000 bize zaten. Ya dur oğlum, kolumu çıkaracaksın. Ya çıkmaz kolum, merak etme sen. Fiyatta bir çık ya, çık. Kız başına 10.000. Ha tamam, 10.000 güzel. 10.000 olur kız başına ama. Tamam anlaştık. Ha bir dakika, önce bir büyük patronun onayını alalım. Ara patronu, anlat meseleyi. Tamam abi. Abi büyük patron gelseydi de tanışsaydık, güzel olurdu. Biz daha çok iş yapacağız sizinle. Büyük patron hizmetinizden memnun kalırsa bir ara huzuruna çağırır sizi. O zamana kadar biraz bekleyeceksiniz. Bekliyorum.